Veselin kaçtığı kişi aslında hayat arkadaşına, çocuğun annesine şiddet uygulayan, onu mağdur eden bir de insan. Yani aslında hayatınızı aldığınız kişinin geçmişi sizin geleceğinizi de belirliyor. Biraz da bunu da düşünmek gerekiyor ama Vesile bunun pek de farkında değil. 29 Mayıs tarihinde anne Çağla eşi Adem'den Adem'e çocuğu teslim ediyor ve sonrasında Adem çocuğu asla bir daha anneye vermiyor. Bu süre içerisinde biz de defalarca yayınımız aracılığıyla hani buraya da gelmeden git jandarmaya çocuğu teslim et, anne de gelsin alsın dediğimizde gereğini yapmadı. Aslında mahkeme kararına da uymamıştı ama cuma günü yayınımız sonrasında çocuğu anneye teslim ettik. Görüntüler var ekranda. O görüntüler de ekrana gelsin. 29 Mayıs tarihinden beri Çağla çocuğunu hasretti ve sonunda kavuştu. Gelsin görüntüler. Olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Adem Bey çocuğu kaçırıyordu. Bugün de Çağla Hanım çocuğuna kavuştu. Çok teşekkür ediyorum Esra Erol ekibine. Allah binlerce kez razı olsun. Yani kelimenin bittiği yer şu an. Diyecek bir şey bulamıyorum. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Anne çocuğunu teslim aldı ve sonrasında kendi yaşadığı yere gitti. Annenin bu arada gizlilik kararı da var. Adem'in ona asla yaklaşmaması gerekiyor. Bir kadın cinayeti daha bu ülkede yaşanmasın. O anne, o kadın hem kendini korumak hem de çocuğunu korumak zorunda. Bazen babadan bile korumak zorundasınız. Şimdi Vesile telefon attığında. Vesile. Alo. Hoş geldin yayına. Hoş buldum ablacığım. Şimdi o gün cuma günü seninle konuştuğumuzda benim de aklım başıma geldi demiştin. Evet. Şu anda neredesin? Ablacığım şu anda ben Antalya'dayım. Adem'in yanındayım. Ben Adem'i istediğim için Adem'le birlikte geldim. Adem o kadar cani bir insan değil. Hı-hı. Eşini öldürecek değil. Kadın kendisi... Ya diyecek kelime bulamıyorum. Lütfen bir daha yayınlanmasını istemiyorum. Hı-hı. Resmimin verilmesini istemiyorum. Ne Adem'in ne benim. Adem'e lütfen sonuna kadar güveniyor musun yani? Efendim? Adem'e güveniyor musun? Sonsuza kadar güveniyorum. Sonsuza kadar güveniyorsun. Evet. Peki Adem bir cani de değil. Cani değil. O kendine gizli kararda aldırmış böyle. Çağla'nın çocuğuysa o Adem'in de çocuğu. Yanlış anlama. Adem olmasa çocuk olmazdı. Vesileciğim dilerim bu yayın aracılığıyla o bölümü tekrar oturur. Ne demek istendiğini, ne anlatılmak istendiğini daha iyi algılar. Daha sağlıklı düşünür. Bir kadın olarak kendin için en doğru kararı alırsın. Ben seninle ilgili görevimi yerine getirdim. Birlikte yola çıktığın insanın aslında bir nevi kadın düşmanı olduğunu, eşine zarar verdiğini, eşinin bu adamdan kurtulmak için kanunlar yoluyla uzaklaştırıldığını duydun, gördün ve dinledin. Dahası bir kadın olarak, anne olarak da çocuğuyla tehdit edilen bir kadındı. Tek bir amacı vardı Adem'in. Çağla'nın ortaya çıkmasını istediği için o çocuğu kaçırıyor. Çocuğa bakmak istediği için değil. Çağla ortaya çıksın diye bunu yaptı. Ama amacına erişemedi. Dilerim sen kendini korursun hayat. Ben kendimi koruyabiliyorum zaten. Tamam. Yayında inşallah. Şunu söylemiştiniz. Aslında Adem Çağla'ya ulaşabilmek için beni kullandı. Cuma günü bunu söylediğiniz yayında. Fikrinizi ne değiştirdi? O çocuk gelecek. Sen düşün. Çağla mı sanıyor sizi? Vesile Hanım ben Çağla değilim. Ben sizi yayında, cuma günü yayında Esra ablaya dediniz ki Esra abla ben Adem'in gerçek yüzünü canlı yayında anladım. Aslında Adem Çağla'ya ulaşmak için beni kullandı diyorsunuz. Adem'in annesiyim ben. Adem'in annesiyim. Çağla devamlı Ankara İstanbul geziyor. Oğluma göstermiyor çocuğunu. Çocuğuna çok düşkün. Kimle görüşüyorum bu arada? Oğlum dinlemiyor yayında. Kim? Yayında benim çocuğum kimse dinlemiyor.
Şu an kimle görüşüyorum ben? Ben annesiyim Adem'in, annesiyim Adem'in. Sakin olun. Ankara, İstanbul gibi saray maturma var mı? Saray maturma yok. Niye bakıyor çocuğu sen? Ben anneyim. Çağla da anne. Ben çocuğumu çıkardım odada. Ben çocuğumu çıkardım odada. Şimdi... Hangi çocuğu? O kadın bozdu benim çocuğum bütkün acana benim. Akşam oldu benim çocuğum bütkün acana. Çocuğum bütkün acana bozuldu. Kaçıyor Ankara, İstanbul. Aydın. Şimdi bakın. Çocuk güvende değil. Kimin yanında durdu? Şimdi önce isminiz nedir? Bir derin nefes alın. Derin bir nefes alın lütfen. Bir sakinleşin, derin bir nefes alın. İsminiz neydi? Ne? Sakin ol. Bir dakika, tamam. Bir dakika, Vesile bir versene bir Adem'in annesini. Tamam, bir sakinleş bir gel. Tamam, benimle konuşacaklar. Tamam, gel. Tamam, sakinleşin. Şimdi, hanımefendi. Buyurun. Şimdi çocuğun nerede duracağına zaten mahkeme bir karar vermiş. Tamam vermiş, tamam ben ona saygı duyuyorum. Tamam ama bir şey demiyorum. Tamam. Mahkeme tamam. Kararı ama verdiğinde herkes bak herkes kanunlara uysa, Adem de kanunlara uysaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı zaten. Burada zaten hani kanun dışı davranan Adem'in kendisi. Çocuğu aldığı gün nasıl teslim etmesi gerekiyor? Teslim edecekti, öbür hafta gene alacaktı. Sonraki hafta gene alıp gene bırakacaktı. Ama Adem böyle davranınca bir kere çok büyük bir hata yaptı. Zaten ayrılık ve boşanma sürecinde olan onlar. Bir de gelininizle alakalı diyorsunuz ki şehir şehir geziyor. Şimdi Adem'in şu anda gelin olarak getirdiği insan da zaten şehir şehir geziyor. Yani bu bu durumdan Adem'in çok rahatsız olması gerektiğini düşünmüyorum ben. Benim tek ricam sizden. Vesile'nin o evde başına bir şey gelmemesi. Ben çocuklar nereye sorular yaşıyorum biliyor musun? Hiç kimse bilmiyor benim çocuğumla sorun yaşadığımı. Anlamıyorum. Tamam mı? Söyledim. Benim çocuğumla ben sorun yaşıyorum biliyor musun? Kimse... Hiç uyumaya çocuk. Uyumaya diyorum sana. Geceler fıstığı olmuyor. Şimdi sen bak babaannesin diyorsun ki bu çocuğun dengesi, düzeni, her şeyi bozulmuş. Bakabilirsin. Psikolojisi bozulmuş. Bu zaten o kadar zor bir süreç ki anne baba ayrıldığında çocuğun yeri yurdu bozulduğunda da çocuklar bunları yaşıyorlar. Ankara'ya gitti. Ankara İzmir'e gitti bu kadın. Anladım. Bu kadın hiç durmuyor. Oturumu yok. Ama zaten bir an önce oğlunuza Çağla'dan boşansın. Herkes kendi düzenine baksınlar. Aynı şey Vesile'nin çocukları için de geçerli. Vesile'nin de çocuğu sizin yanınıza geldiğinde düzeni bozuldu. Sonra baba geldi aldı şu anda başka bir şey. Mesela o çocuk da uyumuyor. Uyumadığı için ya da çocuğun psikolojisi bozulduğu için kimi suçlayacağız? Babayı mı suçlayacağız, anneyi mi suçlayacağız? Merhaba. Kimsiniz abacığım, siz? Ablacığım ben Vesile. Kimin telefonu kimin cebinde, kimin kulağında belli değil. Vesile sen misin? Benim ablacığım. Annesi biraz kötüleşti. Biz şöyle... Senin de bayılıyorum şu sakinliğine. Kendi kararlarımızı verecek bir şekilde biz 20 yaşındayız. Bravo. Sen orada Çağla'nın... Çağla konusu seni çocuğu... ilgilendirmiyor. Nasıl Adem konusu Mustafa'yı ilgilendirmiyorsa Çağla da seni ilgilendirmiyor. Sen Çağla'nın ismini bile zikretme. Senin muhatabın o değil. Sen Adem'le ilgili konuş lütfen. Babasının çocuk sakıcı... 12 yaşında 13. Hemen gidin. Hayır, bulunduğunuz yerdeki şikayetçi olun. Lütfen ihbar yükümlülüğünüz var. Hani lafta değil icraata geçelim. Gidin hemen bu iddialarınızın hepsini karakolda gidin şikayetçi olun Vesile Hanım, tamam mı? Telefon da kapandı zaten. Hala aynı yerde. Yani anlatmaya çalışıyoruz ama bir önceki evlilik ve bitiş, o kadının yaşadığı dram, bir sonraki gelecek olan kadının aslında hikayesinin başlangıcı oluyor ama maalesef ki bunu görmüyorlar. Sanıyorlar ki insandan insana kişiler değişir. Halbuki değişmez. Neyse olsun, bütün evliliklerin boyunca öyle.